günümüzde hala varlıklarını devam ettiren etkili gizemli toplulukların olduğu biliniyor. İşte varlığını sürdüren 5 eski gizemli topluluk. Gülhaç Organizasyonu 1607. Organizasyonun 1600'lerin başlarında Alman protestanları tarafından oluşturulan ve iki kritik belgenin ortaya çıkmasından sonra oluşan gizli bir grup olduğu varsayılmaktadır. Birinci belgede dünyanın farklı bölgelerine seyahat eden gizemli bir simyacının gizli bilgilerini, ikinci belgede ise Avrupa'nın siyasi ve dini çehresini değiştirmek için oluşturulan simyacıların gizli bir kardeşliğinden bahsedilmektedir. Bu bilgiler 17. yüzyılda tüm Avrupa'ya dolaşmaya başladığında bu grup hakkında zamanın sanatsal, kültürel ve bilimsel mimarisini bitireceği dedikodusu yayılmıştır. Bugüne kadar gizli kalsa da Masonluğun ve birçok akımın ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bugün hala orijinal düzenin soyundan geldiğini iddia eden Gülhaç grupları bulunmaktadır. Bu gizli örgütte Abraham Lincoln, Benjamin Franklin ve Walt Disney gibi ünlü isimlerin olduğu da bilinmektedir. Hür Masonlar 1717. Kademeli bir sisteme sahip olan Hürmasonlar, yüksek profilli kişilerin oluşturduğu, uygulamalarının hala gizlilik içinde yürütüldüğü bir gruptur. 1717 yılında 4 küçük Xavier grubu büyük Mason lojasını oluşturmak için birleştiler. İlk başlarda üyelerini 1. ve 2. derece olarak sınıflandırmış. 3. derecede Masonluk uygulaması ise 1750'den sonra başlamıştır. Masonların düzenli olarak yaptıkları toplantıları bir dizi işaret ve sembollerin etrafında dönerek törensel bir biçimde yaptıkları bilinmektedir. Üyeler birbirlerine kendilerini tanıtmak için gizli el hareketleri kullanırlar. Bu topluluğa üyelik için 18 yaşın doldurulmuş olması ve en az 3 Mason üyesinin önermesi gerekmektedir. Katolik olanların Hür Masonlar üyesi olmaları yasaklanmıştır. Üyeleri arasında Mark Twain, Winston Churchill ve Henry Ford gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Illuminati 1776. Illuminati aslında 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da entelektüel hareket takipçilerine verilen bir isim olmuştur. Aslen din kavramına ve hurafelere karşı ampirizminin idealleri üzerine kurulmuş gizli bir örgüttür. 1776 yılının Mayıs ayında cizit bir adam olan Weiss Haupt tarafından Yukarı Bavyera'da Ingolstadt'ta kurulan Illuminati'nin üyeleri kendilerini Perfectibilist olarak anlatmaktadırlar. Başlangıçta yasa dışı olarak birçok ileri siyasetçi ve aydınları saflarına katılmıştır. Avrupa genelinde yayılmışlardır. Ateist bir düşünceye dayalı dünya hükümeti oluşturmak için çaba harcayan Illuminati, birçok komplo teorisinin arkasındaki gizli topluluk olarak gösterilmektedir. Temsilcilerinin arasında Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj ve Bono gibi ünlü isimlerin olduğu düşünülmektedir. Kafatası ve Kemikler 1832. Kafatası ve Kemikler topluluğu, Amerika'daki en eski gizli öğrenci topluluğu unvanına sahiptir. Ivy League, Yale Üniversitesi'ndeki kıdemli lisans öğrencileri için 1832 yılında kurulan ve sadece üye olan seçkin isimlere açık olan bir topluluktur. Üyeleri her pazar günü Tomb adı verilen bir binada mozanik ritüeller gerçekleştirmektedirler. CIA'in Kafatası ve Kemikler gizli örgütüyle komplo teorileri ürettiği söylenmektedir. Ancak CIA, 2007 yılında bu örgütle herhangi bir ilişkisi olmadığını duyurdu. Üyeleri arasında John Kerry, George Bush gibi önemli isimler vardır. Bilderberg Grubu 1954. Bulunamayan bu gizli örgüt diğerlerinden biraz daha farklı. Bilderberg grubu her yıl gizlilik içinde toplanarak askeri güvenlik, devlet güçleri ve başka konuları tartışmaktadırlar. Dünya genelinde yapılan konferanslara katılım sadece özel davetiyelerle olmaktadır. 1954 yılında Polonyalı siyasi danışman olan Joseph Ratzinger tarafından başlatılan toplantıların ilki Hollanda'daki Bilderberg Otel'de yapılmıştır. Toplantıda konuşulanların katılımcılar tarafından açıklanması yasak olup gizli tutulmaktadır. Grubun gizliliği onlar hakkında birçok tartışmanın ve komplo teorilerinin üretilmesine neden olmuştur.